Aa, ne işin var senin burada? Ne var güzelim ya? Aradık telefonunu, telefonun kapalı. Biz de bizzat manitamızı görmeye gelelim dedik. Ne var, gelemez miyiz ha? Ya gelirsin tabii de şu haline bir baksana. Ne oldu? Sevgilin işçi sınıfından diye utandın mı yoksa? Ya yok, utanmadım da ne bileyim, üstüne başka bir şey giyebilirdim. Ya bütün kıyafetlerim abimin arabasında kalmış ya. Sabah otokuaförüne bile böyle damatlıkla gittik. E'si ustam seslendi bana uzaktan. Al dedi tulumlarını, işçisin sen, işçi kal, giy bakalım tulumlarını dedi. Biz de çektik tulumları, manitamızı görmeye geldik. Aa dur, babamlar yılbaşı bayram falan diye para yollamışlardı. Onu hiç harcamadım. Dur vereyim de üstüne başına bir şeyler al, kot mot tişört. Ya yok kızım, ne gerek var, Allah Allah. Ben akşam abimlere gideceğim, alacağım kıyafetlerimi oradan. Ya olur mu, yeni evlerin evine gidilir mi? Al diyorum sana hiç. Aa ne varmış lan bakayım sen de. Bunlar ne kız? Allah Allah, şuraya bak neler var ya. He? Bıraksana kardeşim çantamı ya. Ayıp değil mi köpek gündüz? Lan, lan. Dur, ne yapıyorsun? Delirdin mi ya? Bak polise veririm seni. Attın mı benim tepemin tasını? Yürü baskın. Yürü. Ne oluyor? Ya babamlar geldi diyorum, anlamıyor musun? Topuklasana ya. Hadi hadi. İyi tamam, öyle olsun. Yürü. Yürü. Al. Bu şehrin adamı adam var. Yüzsüz sütsüz oluyor kızım. Ne oldu? Kızım. Ya siz ne yapıyorsunuz burada ya? Baba. Efe! Hanım bırak peşimi, tanımıyorum ben seni ya. Efe dur! Efe! Tamam baba. Öyle yapmak zorundaydım. Bekliyorlar beni, geri gitmem lazım. Ya kızım, kamera şakası mı bu ya? Sen ne diyorsun ya? Köyden indim şehre, nostaljisi mi yaşıyoruz burada be? Tamam, komik göründüklerini biliyorum. Ama bu sana onlarla dalga geçme hakkını vermez. Lafını bil de konuş. Ya asıl sen lafını bil de konuş. Kim dalga geçiyor ya? Sen dalga geçiyorsun kızım. Senin anan da baban da benim gibi insan evladı. Asıl sen dalga geçiyorsun. Hatırlarsan benim onlarla telefonda konuşmuşluğum var. Hatta yere düşen resimlerini görmüşlüğüm var. Ama sen o zaman ne demiştin? Benim babam öyle köylü şiveli biri değildir. Biz öyle şakalaşmak için öyle arada kendimize şive yaparız. Öyle dememiş miydin kızım? Ne yani, şimdi oralara geri mi döneceğiz? Vallahi oralara da köyüne de dönmek istemeyen biri varsa o da sensin herhalde kızım. Kendi ailenden utanıp sonra da suçu benim üstüme yıkamazsın, anladın mı? Ya tamam, bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? İyi tamam. Nedir durum? Babamlar beni görmeye gelmişler. Fakat benim iki kız arkadaşımla ev tutup öyle orada yaşadığımı falan sanıyorlar. Bak 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 bak. Özgür kızımıza bak. Yalanlar diz boyu. Kimmiş bakayım bu iki arkadaş? Kim olacak? Aslı ile Mine. Mine ve Aslı. E kızım yalan da değil yani. Ne var ki bunda yardım edilecek? Anlamıyor musun Efe? Babamın bu konakta monakta işlerinden haberi yok. Adam her ay dünyanın kira parasını gönderiyor. Yani bilse benim orada sığıntı gibi kaldığımı, beni saçımdan sürdüğü gibi gerisin geri geri götürür. Ya güzelim, abartıyorsun ya, Allah Allah. Yani konak şahane mekan, süper aile yanı. Al babanı elinden, tut götür konağa. Al işte bak, burası benim yaşadığım yerde yani. Ne var bunda? Anlamıyorsun değil mi Efe? Yani babam başka babalara benzemez. Osman amcadan pek bir farkı yoktur. Böyle karşılıklı muhabbeti ilerletip, o senin kız da bodrumlarda erkeklerle fingirdeşiyor Rasim Efendi dediğini düşünebiliyor musun? Oo, evet ya. Ben Osman amcayı hep yan rollerde diye düşünüyorum. Halbuki burada kendisi başrolde. Bir gece be Efe. Bayramda ben gitmeyince özlemişler de gelmişler. Bir gece kalacaklar. Üf, ne yapacağız ya? İyi tamam. Hadi sen git. Ben halledeceğim her şeyi. Nasıl? Ya kızım, sen benim olduracağım deyip de sonra olduramadığım bir şey gördün mü? Ha? Seni seviyorum deli adam. Aa amcacığım. Vallahi gözüktüğü gibi değil. Ben yani kızınızla aramda hiçbir şey yok. Ben bir garip yan kesiciyim ya. Eşek. Ya nasıl oluyormuş ha? Hadi sen git ananın babanın yanına. Sonra konuşacağız hepsini. Tamam mı? Sultan Hanım.